Merhabalar, benim adım Esra. Uzun zamandır YouTube için ilk videoyu çekmeye çalışıyorum ama bir türlü kendimle konuşacak cesareti bulamıyordum. Ne anlatırım, ne gösteririm, aklımda bir sürü şey var. Ama ilk başlangıç yapmak gerçekten çok farklıymış. İlk başlangıç için de neden ev turu olmasın dedim. Gelin hep beraber evimi gezelim. Hemen girişte şöyle girelim. Terliklerimizi giyelim. Ayaklarımız üşümesin. Kapımızı da kilitleyelim. Bu bende büyük bir alışkanlık. İyi ki de edindim bu alışkanlığı. Hemen şöyle girişte odalar karşılıyor. Bunlar böyle Kapadokya'dan minik hatıralar. Bu taraftan başlayalım. Burası misafir odam. Eski yatak odam aslında burası. Benim eski yatağım, işte çekmeceliğim, dolabım falan. Atmak istemedim. Ben Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşıyorum. Ailem Adana'da. Her zaman gelemeseler bile geldikleri zaman böyle yatacakları yer olsun istiyorum. Biraz kalabalık bir aileyiz. Artık kalmadık fazla da yine de annem babam için yatağım olsun istiyorum. Dolabı da eski yatak dolabımda. Yanları da vardı bunların. Bunları kestirtip içine raf attırdım. Böyle bakliyat, fazla aldığım bakliyatlar. Onları getirip koydum. Biraz böyle hem depolama alanım gibi hem misafir odası gibi. Tabii misafir geleceği zaman daha bir düzenli oluyor. O ayrı. Günlük kullanım şu an burası. Tuvalet, banyo. Burası bizim kullandığımız yatak odamız. Evliyim ben. 13 yıllık evliyim. Evlendim. Aladağ'a gelin geldim. O günden beri de buradayım. Çok şükür. Mutluyuz. Şöyle. Buraya gelmeden öncelikle burası. Burası büyük salonumuz. Ufak tadilatlar gördüğü zaman içinde. Biz her şeyimizi el emeği kendimiz yaptık zamanla. Mesela bu koltuklar buradaki odamdaydı. Mavi renkti. Aldığımız yerle birkaç sıkıntı yaşadık. Değiştirildi. Tekrardan bu renge döndü. Çok farklı şeyler oldu. Onları zamanla inşallah. Halılarım mesela turuncu normalde. Halı örtüsü aldım. Burayı böyle bir değiştirdim kendi çapımda. Daha hala da tadilat görecek. Tavanda böyle köpük. Ne deniyor onlara? Strafor galiba. Strafor kablamaydı. Hiç hoşumuza gitmedi. Söktürdük dümdüz bembeyaz. Buralarda hala tadilat görecek. Boyanacak bu odamız inşallah. Şöyle bir bu tarafa doğru döneyim. Koşu bandı. Asla kullanılmayan koşu bandı. Duvarımız taş duvar. Böyle. Burada böyle çok kalabalık misafirim gelirse daha geniş alan diye burayı tercih ediyoruz ama Aladağ bilen varsa böyle kış memleketi burası. Daha soğuk bir memleket. Bu mevsimlerde burasında oturmak çok sağlıklı olmuyor. Üşürüz yani. Gerek yok. O yüzden bu oda. En çok kullandığım, en çok günümü geçirdiğim odam. Genellikle yaz, kış az kişi isek burada oturuyoruz. Çoksak diğer odaya geçiyoruz. Şöyle en hayran olduğum evimin manzarası. Bu taraftan başlayalım. Çiçek hastasıyım, bayılıyorum. Çiçeklikleri eşimle beraber biz yaptık. Tahtaları eniştem yaptı. Şunları da bir yere kestirdik. Birleştirmesi bize ait. Zamanla da böyle bir köşemiz oluştu. Çok seviyorum hepsini. Yılbaşı çiçeği. Çünkü yılbaşı doğumluyum. Prenses canım. Kaktüs. Özellikle kaktüs hayranlığım var. Bu kaktüsün mesela bunların yavrusu. Bu ikisinden doğan böyle büyüdü zamanla. Çoğunlukla da böyle hediye gelen oldu. Çiçeklerde öyle öyle biriktirmeyi daha çok seviyorum. Anısı hatırası var bende. Bu ikisi mesela ilk çok sevdiğim bir komşum vardı. Ondan hatıra. Bu dediğim gibi onun yavrusu. Bu yine bir komşumdan. Büyük ablam hediye etti. Bunu küçük ablamdan aldım. Bu da büyük ablamın oradan bir yerden geldi. Yine büyük ablam. Bu tarafta da yine çiçeklerimiz var. Mesela bunu bir komşumdan geçen daha getirdim. Ve çok güzel büyüyor. Renklerine bayılıyorum. Bunu da alt komşumdan almıştım. Bayılıyorum böyle. Hani hatırası olan çiçekler bana daha samimi geliyor. Kaktüs. Bu da ablamdan gelmişti. Sehpam.
Acelerimi ben genelde açık tutarım. Şu manzarayı doyasıya yaşamak hoşuma gidiyor. Bu koltuklarımız bizim evlendiğimizdeki koltuklarımızdı. Yeşil, böyle yeşil, kolları çiçekli bir koltuktu. Yastığımız düşmüş, hemen düzeltelim. 1 yıl olmuş tam. Tadilata gönderdik. Biz sıfır almaktansa elimizdekini kullanmayı tercih ettik. Çünkü yapısı çok sağlam bir yapıdaydı. Hiçbir şey yoktu. Ana kasası durdu. Geri kalan komple süngerine varana kadar her şeyi değişti. Makasları değişti. Ayak takıldı, yükseltildi. Çok da rahat, çok da severek kullanıyorum. Şöyle. Bu odamıza da gayet ideal, yeterli. Telefonum çaldı. Ufak bir kapattım, tekrar açtım. Şimdi buradan böyle salondan mutfağa giriş yapıyorum. Kış olduğu için koltuklarımın yeri değişti. Dediğim gibi çok sık değiştiriyorum. Yazın daha farklı kullanıyorum. Şöyle mutfağıma geçiş alanını bıraktım. Mutfağım. Genellikle kırmızı tonlar bu odada hakim. Dolaplar kırmızı oldu. Çok ışık aldığı için böyle solmalar falan oluyor zamanla. İnşallah ileriki zamanlarda çok güzel planlarım var bununla ilgili ama. İleride. Yine kaktüslerim. Burada da. Bunlar biraz daha böyle büyüyecek. Yeni yeni yavrulayanlar var. Çiçek sevdamdan sonra bir sonraki sevdam da fincanlarım. Kahve çok seviyorum. Günlük paylaşımlar yapıyorum. Instagram üzerinden de beni takip ederseniz çok sevinirim. İdes'in yuvası aşağı mutlaka bırakırım. Şöyle fincanlarım. Biraz bulaşık makinesinde olanlar da var. Yine bunlar da çiçekler gibi hatırası olanlar bende. Hani hep bana diyorlar ne kadar fincan alıyorsun, ne kadar alıyorsun, ne kadar masrafa yapıyorsun, neden bu kadar, ne gerek var diyorlar. Ya oysa ki hani zamanla biriken şeyler bunlar. Sevdiğimi bildiği için hatıra olarak getirenler oluyor, hediye getirenler oluyor. Şöyle mesela, bu benim ta teyzemden kalma bir takımım. Bunu çok sevdiğimiz bir gelinimiz var, o hediye etti. Bu ablamdan hediye. Bu BİM'e gelmişti bir takım, oradan ben aldım. Bunu ben aldım. Bunu da ben almışım. Genellikle de ikili takımlara yöneliyorum. Mesela şuradan şu takımı ikilisini 30 TL'ye almış. Mesela sizde çok güzel züccaciye gezmek istiyorum. Çok güzel züccaciyeler var. Bunu da mesela 35 demişti, 30'a almıştım. Bu altılı bir takımım. Renk renk. Diğer renkleri de kupa rafımda. Bunu 50 TL'ye almıştım. Şöyle yine Migros ya da Metro marketten almıştım. Şunların tanesini 5 TL'den aldım. Mesela altlıkları yok. Yine telefonum çalıyor. Tekrardan geldim. Çok bölünüyormuş böyle. İlk kez deneyimlediğim için yani değişik oluyor benim için de ama kusurlarımı affedin. Zamanla her şey oturacak inşallah. Ay hediye dedim, hediye de yok diyecektim ama. Şu mesela ablamdan hediye. Genellikle de ablam gibi zaten. Çok sağ olsunlar. Bu mesela. Burada bir komşum var canım ciğerim. Bir tanem benim. O da Instagram'dan Ömürlü Hayat. Onun hediyesi. Bunu mesela teklemeye almıştım. Çok hoşuma gitti. Şöyle parça sunumluklar. Fincan. Seviyorum. Tek alışkanlığım bunlar diyebilirim. Bu şekilde. Daha detaylı isterseniz daha detaylı da gösteririm inşallah zamanla. Yeni diyorum yani başlıyorum bir şeylere denemek istiyorum en azından. Hep içimde kalan bir şeydi YouTube benim. İnşallah zamanla daha güzel bir oturtacağım bu düzeni. Size çok güzel yerleri gezdireceğim. Çok güzel burada manzara, dehşet güzel manzaralar var. Çok güzel harika yerler var gezilecek. İnşallah hepsini teker teker göstereceğim. Mesela kış memleketi olduğu için bunu da göstereyim. Sobamız. Yani kış memleketi madem. Yaşayalım bu hayatı değil mi? Kömür sobası. Bu sene inşallah aldık. Deneyimliyoruz. Bunu da zamanla gösteririm inşallah. Çok güzel bir görüntüsü oluyor görsel olarak. Dediğim gibi Instagram'dan beni eğer takip ederseniz çok daha detaylı storyler atıyorum oradan. Konuşmamın da kusuruna bakmayın. Çok heyecanlıyım. İlk videom. Kaç kere dedim onu da bilmiyorum. Editlerken göreceğim. Kusurlarıma maruz görün. Zamanla inşallah her şey oturacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.